Zeynep Hanım, Mehmet Bey gelmiş sizi soruyor. Gelsin gelsin. Mehmet Bey buyurun. Hapisten çıktığınızı duyunca bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Çok teşekkür ederim. İnşallah geldi geçti işte. Bir de Elif'i merak ettim. Siz gidince çok üzülmüştü. İçeride sokmuyorlar beni. Sizin geldiğinizi duyunca hani dedim belki... İyi yapmışsınız. Buyurun oturun. Benim de sizinle konuşacak şeylerim var. Çocuklar şimdi okulda, sonra görürsünüz. Elif sizin hayvanlardan çok iyi anladığınızı söyledi. Doğru mu? Çiftlikte ben ilgileniyordum ineklerle. Doğru söylemiş. Sütlerini sağardım. Her iş gelir elimden. Niye sordunuz? Bizim çiftlikte birine ihtiyacımız var. Bahçıvanımız işten ayrıldı. Yani çiftlik çok büyük, biz yetişemiyoruz. Yani eğer ilgilenirseniz ev var, kalacak yer derdiniz de olmaz. Yaparım Zeynep Hanım, yapmam mı? Elimden her iş gelir benim. Bahçeyle de ilgilenirim, ineklerle de ilgilenirim. Doğurturum da onları sırası geldiğinde. Tamam o zaman, oldu bu iş. Allah razı olsun. Bahri Bey akşam üzeri uğrayacak size. Çok iyi. Mehmet Bey'i tanıyorsunuz zaten. Artık bizimle çalışacak bahçede. Siz onunla ücreti konuşursunuz. Ayşe Hanım, siz de gerekli bilgileri verirsiniz kendisine. Estağfurullah Zeynep Hanım, ne ücreti? Siz bana dünyaları verdiniz. Ben sizin sayenizde uzaktan da olsa kızımı göreceğim. Olur mu öyle şey? Ayşe Hanım. Mehmet Bey, buyurun biz içeride konuşalım. Bu evin bir takım kuralları var tabii. Tabii Ayşe Hanım, tabii. Geç. Ben o bütün kurallara uyarım, uymam. Böyle bir adamı işe almak için iyi düşünmek gerek. Elif için iyi olacak mı sizce? Tekrar kafası karışmasın. Yok, tam tersine. Elif'in kafasındakileri yerli yerine oturtur. Şimdiye kadar her şeyin canlı tanığı olmasına rağmen çocuğa bir kere bile yalan söylemedi. Elif'i çok seviyor, o da onu çok seviyor. Altın gibi bir kalbi var. Yani çocuklara çok yararlı olacak. Tamam, ben adamla parayı konuşayım, oradan da giderim. Zeynep Hanım, gelişinizle ev pırıl pırıl aydınlandı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz kızlar. Nasıl geçti okul bakalım? Ha? Özlemiş misiniz arkadaşlarınızı? Bir gidiyoruz, bir gitmiyoruz okula. Biz yokken bayağı konu işlemişler. Hiçbir şey anlamadım ben bugün. Vallahi ben de bugünkü derslerden hiçbir şey anlamadım. Hafta sonu oturur hep birlikte bakarız. Merak etmeyin siz, yakalarız bir yerde. Kaçırmışsak da bizim suçumuz değil. Tabii canım. Oğlum kaçmayın lan. Sen kaçma. Ayşe teyze. Koyunun peşinde koşan adam kim? Bilmem ki kim acaba. Aa baba. Ulan ne arzu şeylersin be. Kaçma. Kaçma lan. Baba. Kaçma. Kızım. Gel bakalım, gelme. Oh. Güzel kızım. Senin ne işin var burada? Ben şu koyunlarla ilgileniyorum artık. Birkaç hayvan daha var, onlarla da ben ilgileneceğim. Nasıl yani? Senin işe mi aldılar? He, Zeynep Hanım beni işe aldı. Şu koyunlara bakıyordum ama sen onlara alışkınsındır. Gel beraber bakalım ha. Tamam ama Sude daha iyi anlaşıyor onlarla. Sude, gel şu koyunları yakalamamız lazım. Dur kız, dur. Bağırma şimdi, korkutacaksın kuzuları. Sen her gün görebilecek miyim yani? He. Şurada evim de var. Nasıl? Sana bahçıvanın evini mi verdiler? Verdiler vallahi. Sude biliyor musun? Babam artık burada yaşayacakmış. Duydum. Çok sevindim. Hoş geldiniz Mehmet amca. Hoş bulduk küçük hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.